Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar AYT kampımızdan dolaşım sistemini halletmeye çalışacağız. Dolaşım sisteminin konusunu güzel bir şekilde anlatacağız. Tavsiyem, bu konuyu dinledikten sonra bunun soru çözümlerini benim kanalımdan izlerseniz iyi bir şekilde konuyu tam anlamıyla oturttuğunuzu kendiniz de göreceksiniz zaten. Arkadaşlar evet, biraz sistemde bulunuyorsunuz, videolar geç geliyor diye ama inanın vakit buldukça soru, yani konu anlatımları ve soru çözümleri yapıyorum. Biraz dar bir zamandayız maalesef. Ama elimden geldiğince videoları bir an önce çekip atmaya çalışacağım arkadaşlar. Mesela bu hafta 3 tane video atacağım. Gelecek hafta da 3 tane uzun uzun video atacağım. Muhtemelen sizin işinizi bayağı bir şekilde göreceğine inanıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Şimdi vakit kaybetmeden hemen soru şeylerimizi, konumuzu anlatmaya şöyle hızlı bir şekilde dalalım. Bak şimdi. Dolaşım sisteminde ilk önce ya arkadaş, şu açık dolaşım, kapalı dolaşım neymiş? Önce onu bir kafamıza sokalım, tamam mı? Açık dolaşımla kapalı dolaşım ne? Bak, açık dolaşımdaki mevzu şu: omurgasızlarda görülen, ha bütün omurgasızlarda mı? Hayır. Mesela omurgasızlardan halkalı solucanlarda kapalı kan dolaşımı görülüyor. Veya efendim söyleyeyim, yumuşakçalarda kapalı kan dolaşımı görülüyor. Tamam, ama genellikle omurgasız canlılarda gözlenen dolaşım şekli açık dolaşımdır. Açık dolaşımda şöyle bir mevzu var. Bak, kalpten çıkıyor. Kalpten atar damarlarla çıkıyor. Bak, çıktıktan sonra açık dolaşımda kılcal kan damarı yok arkadaşlar. Bakın, kılcal kan damarı yok. Sinüs denilen boşluklara akıyor. Buradan tekrardan damarlarla toplanıp kalbe geri geliyor. Yani kılcal kan damarı yok. Yani kan damar dışına çıkıyor. Bak, en önemli cümle bu. Kan damar dışına çıkıyor. Burada kan damar dışına çıkıyor. Gördüğünüz üzere açık kan dolaşımı bu. Ama kapalı kan dolaşımı, yani omurgalılarda, yani bizlerde, balıklarda, sürüngenlerde, kuşlarda gözlenen, amfibilerde gözlenen dolaşım şekli kapalı kan dolaşımıdır. Mevzu şu: kan kalpten gördüğün gibi atar damarlarla çıkıyor. Bak, çıktıktan sonra kılcal kan damarlarla madde alışverişine giriyor. Sonra toplar kan damarlarla toplanıp tekrardan kalbe geliyor. Yani kan hiçbir şekilde damar dışına çıkmadan direkt olarak dolaşımını tamamlayıp tekrardan kalbe geliyor. İşte buna kapalı kan dolaşımı deniyor. Ve kapalı kan dolaşımı omurgalılarda hepsinde gözlenirken, omurgasızlarda, işte efendim söyleyeyim, halkalı solucanlarda kapalı kan dolaşımı vardır. Yumuşakçalarda, yani işte kafadan bacaklar, ahtapotlar, işte kalamar gibi yapılarda, onlarda kapalı kan dolaşımı gözlenmekte. İşte açık kan dolaşımı bu, kapalı kan dolaşımı bu. Açık kan dolaşımında kan damar dışına çıkıyor, kılcal kan damarı bulunmuyor, omurgasızlarda gözleniyor. Kapalı kan dolaşımında kan hiçbir şekilde damar dışına çıkmıyor. Direkt olarak damarlar arasında kapalı bir sistemde dolaştığı için buna kapalı kan dolaşımı denilmekte. Tamam mı abiciğim? Bak, mevzu bu kadar basittir. Açık kan dolaşımı, kapalı kan dolaşımı bu. Şimdi geldik kalbin yapısını anlatmaya. Bakın şimdi arkadaşlar, burayı çok iyi dinleyin, tamam mı? Kalbin yapısında, kalp dıştan içe doğru baktığın zaman kalbin şu dış duvarına perikard deniyor. Tamam mı abicim? Bak, en dışta bulunan tabakaya perikard deniyor. Ve perikard denilen tabaka çift katlı, görüyor musun abicim? Bak, çift katlı ve içerisinde, şunun içerisinde bir sıvı var. Bu sıvının adına perikardiyal sıvı deniyor. Tamam mı? Perikardiyal sıvı, amacı ne biliyor musun? Kalp kasılıp gevşerken sürtünmeyi en aza indirir, banko test sorusu. Bak şimdi, perikard dıştaki çift tabaka olan, çift katlı olan tabaka, aradaki sıvı perikardiyal sıvı. Bak, iç tarafa doğru şöyle miyokard tabakası vardır. Bak, şuradaki kaslı olan tabaka, tamam mı? Şurası miyokard tabakası denilen tabakadır. Kaslı olan tabaka. Bir kere şunu bileceksiniz arkadaşlar. Yani iskelet kas sisteminde de anlatacağız bunu ama kapalı, yani kalp kası denilen kasta enine bantlaşma görülür. Bak, şöyle enine bantlaşma görülüyor. Bunlardaki bantlaşma görülüyor. Bunlarda dallanmış bir yapı vardır. Tamam mı? Şöyle kalp kaslarında dallanmış bir yapı vardır. Enine bantlaşma görülür. Dallanma vardır. Bir veya iki çekirdekli olan bir kalp kasından bahsediyoruz. Bir veya iki çekirdeği olan, efendime söyleyeyim, görüntü itibariyle çizgili kaslara benzeyip enine böyle bantlaşmalar gözlenen ama çalışma itibariyle düz kaslara benzer arkadaşlar. Yani biz kendimiz kalp kasımızı çalıştıramayız. Anladık mı? Görüntü itibariyle çizgili kaslara, çalışma itibariyle de düz kaslara benzeyen bir yapı. Bir veya iki çekirdekli, enine dantlaşmalar, şöyle dallanmalar gözlenen ve bantlaşma gözlenen kastır. Ve dediğimiz gibi bak, şurası perikard tabakası, ondan sonra gördüğünüz gibi miyokard tabakası, en içte bulunan
En içte bulunan tabakaya endokard tabakası deniyor ve burada kan var abicim. Bak burada kan var. Yani ben şurayı dıştan içe doğru anlattım, tamam mı? En dışta perikardiyal tabaka, ondan sonra içerisindeki sıvının adı perikardiyal sıvı. Bu perikardiyal sıvı denilen neymiş? Kalp kasılıp gevşerken sürtünmeyi en aza indiriyor. Ondan sonra şöyle kaslı tabaka geliyor, bak gördün mü? Miyokard tabakası en fazla olan tabakadır, gördün mü abicim? Bak kaslı tabaka, miyokard tabakası denir buna ve içeride bulunan tabakaya da endokard deniyor. Endokartın içerisinde bak, aslında endokart ne biliyor musun? Buradaki sıvının, yani kan sıvısının buradan içeriye doğru geçmesini engelleyen bir tabaka olarak düşünün, tamam mı? Aynı zamanda şey vardır, salgıladığı kimyasallar vardır. Bu kimyasallar sayesinde kalbin içinde pıhtı oluşmasını engeller abicim, tamam mı? Bak endokart tabakası denilen tabaka. Bir daha söylüyorum, kan sıvısının, şuradaki kan sıvısının şöyle kenarlara gitmesini engelliyor, dokulara geçmesini engelliyor. Aynı zamanda salgılamış olduğu kimyasallarla da kanın burada pıhtılaşmasını engellemiş oluyor. Gördüğünüz gibi eşeği tabaka, yani kalbin tabakaları 3 tabakadan, perikard, miyokard ve endokard olmak üzere. Al sana kalp kasının da çalışma mantığı bu. Görüntü itibariyle çizgili kaslara benziyor ama çalışma itibariyle düz kaslar gibi çalışır. Enine bantlaşma görülür, dallanma gözlenir. 1 veya 2 çekirdekte olan bir kastan bahsediyoruz. Endokardı da güzel bir şekilde anlamış bulunmaktayız, tamam mı? Geldik şimdi kalbin yapısına. Bak şimdi ben sana burada güzel bir şekilde kalbin yapısını anlatacağım. Ondan sonra geleceğim direkt olarak şuradan sinüatriyel düğümlerden falan filan bahsedeceğim. Güzel bir şekilde kafaya sokacağız. Bak kalp şu abicim, kalp şu. Bizde kalp dört gözlü. Bak bizde kalp dört gözlü. Üsttekiler kulakçık, alttakiler karıncık. Bak sakın unutma. Üsttekiler kulakçık, alttakiler karıncık. Bak şimdi bunlar kulakçık, bunlar karıncık. Bak kalbin çalışma mantığı şudur arkadaşlar. Önce kulakçık, sonra karıncık. Önce kulakçık, sonra karıncık. Anladık mı? İkisi aynı anda değil bak. Önce kulakçık, karıncık. Kulakçık, karıncık. Kulakçık, karıncık. Çalışma mantığı budur. Tamam mı? Çalışma mantığı bu. Ve şunu bileceksiniz. Burası vücudumuzun, bizim ne olursa olsun burası vücudumuzun sağ tarafı. Tamam mı? Burası vücudumuzun sol tarafı. Kendini böyle çevir abicim. Gördüğünüz üzere burası sol tarafında kalıyor. Burası sağ tarafında kalıyor. Tamam mı? Bak birinci öğreneceğimiz şey şudur. Her zaman için vücutta kirlenen kan her zaman için sağ kulakçığa gelecek, banko test sorusu. Bak ilk bileceğin şey bu. Bütün vücutta kirlenen kan ne olursa olsun en son sağ kulakçığa gelecek. Abi önce şu kirli kan, temiz kan mantığını da bir söyleyelim. Kirli kan karbondioksitçe zengin kan, temiz kan oksijence zengin kan. Yani kirli temiz ayrımı budur. Tamam mı? Bak kirli temiz ayrımı budur. Yani kirli kan karbondioksitçe zengin, temiz kan oksijence zengin kana da o temiz kan diyorsun. Mevzu bu. Bütün kirlenen kan, bütün kirli kan ilk önce nereye geliyormuş? Sağ kulakçığa. Bak bunlar kulakçık, burası sağ kulakçık. Burası sol kulakçık. Burası sağ karıncık, burası sol karıncık. Tamam mı? Mevzu bu. Kulakçıklar, karıncıklar. Bak şimdi. Bu kulakçıklar ve karıncıkların arasında şöyle kapaklar vardır. Sol tarafta, yani sağ tarafında, vücudun sağ tarafında üçlü kapakçık. Bunun adına triküspit denir. Bak bunun adına triküspit denir. Üçlü kapakçık. Burada ikili kapakçık. Biküspit veya mitral. Bak sorularda mitrali de verirler. Tamam mı abicim? Mitral kapakçık. Şöyle yazalım. Mitral kapakçık. Bak 32. Aklında böyle kalsın. Tamam mı? 32. Yani maç 3-2 bitti dedik. Şimdi bakın abicim. Kulakçıklar kasıldığı anda, bak kulakçıklar kasıldığı anda buradaki kan, kulakçıklardaki kan aşağıya doğru dolacak. Tamam mı? Aşağıya doğru dolacak. Şimdi bakın arkadaşlar. Buradaki kapakçıklar tek yönlü açılan kapakçıklardır. Yani aşağıya doğru açılan kapakçıklardır. Geriye doğru açılmaz, anladın mı? Şimdi yukarıdan basınçlı bir şekilde kasıldığı anda şöyle açılıyor. Kan aşağıya doluyor. Burası kasıldığında tekrardan eski haline geliyor ve kanın buradan geriye doğru kaçmasını engelliyor. Yani tamamıyla araba sibobu gibi çalışıyor. Anladın mı ya? Toplardaki siboplar var ya, havayı basarsın içeriye doğru alır ama çıkarttığın anda geriye doğru gelmek istediği zaman şöyle kapanır abicim. Tamam mı? Olay bu. Yani gördüğünüz üzere aşağıya doğru getiriyor. Geriye doğru kaçmasını engelliyor. Zaten eğer geriye doğru kaçak varsa direkt olarak hastalık, üfürümlenilen hastalık meydana gelmiş oluyor. Tamam mı abicim? Bak buradaki kapakçıkları anladık. Süper. Güzel bir şekilde. Başka var mı kapakçık? Var. Nerede var biliyor musun? Bak şurada var.
Yani karıncıklardan atar damarlara bağlanan yerde, bak bağlanan yerde akciğer atar damarı. Şurası akciğer atar damarı. Burası da aorta abicim, tamam mı? Büyük atar damarımız vücuda pompalayan. Gördüğünüz gibi buraya açılan yerde şurada yarım ay kapakçıkları vardır. Yarım ay kapakçıkları var. Bu yarım ay kapakçıkların çalışma mantığı da aynen buradaki gibi. Dışarıya doğru gönderiyor. Geriye doğru kaçmasını engelliyor. Dışarıya doğru gönderiyor. Geriye doğru kaçmasını engelliyor. Ve bir daha söylüyorum. Kalbin çalışma mantığı önce kulakçık sonra karıncık. Önce kulakçık sonra karıncık. Önce kulakçık sonra karıncık, tamam mı? İkisi aynı anda değil. Önce burası kasılıyor, sonra burası kasılıyor. Önce burası kasılıyor. Bak önce burası kasıldı. Daha sonra burası kasıldığı anda burası gevşemeye başlıyor. İçi kanla doluyor. Sonra burası kasılırken burası gevşiyor. İçerisi kanla doluyor. Sonra tekrar aynı mantık. Bak tekrar aynı mantık. Kalbin çalışma mantığı budur abicim. Tamam mı? Şimdi kan ne şekilde karıncıklara dolacak? Şimdi onun mantığından anlatalım bak. Kanın şu karıncıklara dolmasının iki tane nedeni vardır. Birincisi kulakçıklar kasıldığında bunların içindeki kan buraya gelir. İkincisi bak bu daha önemli. Kan ağırlığından dolayı aşağıya doğru gelecektir abicim. Tamam mı? Bir daha söylüyorum. Kan ağırlığından dolayı aşağıya doğru gelecektir. Banko test sorusu. Bak şimdi bu kulakçıkların kasılmasına sistol denir. Gevşemesine diastol denir. Tamam mı? Bak olay bu kadar. Yani kalbin kasılmasına sistol, gevşemesine diastol deniyor. Bak bunu da unutmayacağız. Tamam mı? Sistolle kasılırsın, diastolle gevşersin. Ve şu anda yani kalbin bir çalışma mantığı yaklaşık 0.85 saniye sürüyor. Tamam mı? Bak 0.85 saniye sürüyor. Kulakçıkların kasılması 0.15, karıncıkların kasılması 0.30, geriye kalan 0.40'lık gibi bir küçük bir saniye abicim kalbin dinlenmesine ayrılan zamandır. Yani kalp atarken dinlenir. Bak banko test sorusu. Bir daha söylüyorum. Kulakçıkların kasılması 0.15, karıncıkların kasılması 0.30. Arada kalan 0.40'lık gibi bir süre kalbin yani dinlenme süresidir. Tamam mı? Kalp atarken dinlenir. Bak sakın unutma. Kalp atarken dinlenir. Kitaplarda yazıyor arkadaşlar. Kulakçıklara atriyumlar denir. Karıncıklara ventriküller denir. Tamam mı? Ventrikül. Sorularda geldiği için, kitapta geçtiği için veriyorum. Kulakçıklara atriyumlar, karıncıklara ventrikül. Latinceleri bunlardır. Sistol kasılması, diastol gevşemesi 0.85 saniyede bir atımdır. Kulakçıkların kasılması 0.15, karıncıkların kasılması 0.30. Geriye kalan 0.40 saniye gibi bir süre kalbin dinlenmesi için geçecek olan süredir. Şimdi bak bir kere daha çiziyorum. Buna geri döneceğim. Güzel bir şekilde iyice kafaya girsin. Bak abicim bizde ayırdı. Tamam mı? Üsttekiler kulakçık, alttakiler karıncık. Bak çalışma mantığımız neydi? Vücutta bütün kirlenen kan nereye gelecekti abicim? Sağ kulakçığa gelecek. Hepsi sağ kulakçığa geliyor. Bir, kirli kan buraya geliyor. Daha sonra bak şurada üçlü kapakçık, burada ikili kapakçık. Tamam mı? Triküsbit kapakçık, biküsbit kapakçık veya mitral kapakçık. Üsttekiler kulakçık, alttakiler karıncık. Bak bir şey daha öğreteceğim şimdi sana. Tamam mı? Kalpte en kaslı olan tabaka yani miyokardın en fazla bulunduğu tabaka sol karıncıktır. Bak sakın unutma. Ondan sonra burası da kaslıdır ama bunun kadar kaslı değildir. En kaslı olan yer sol karıncık. Burası daha az kaslıdır. Yani karıncıklar kulakçıklara göre daha kaslıdır. Bir kere bunu da öğren, tamam mı? Karıncıklar kulakçıklara göre daha kaslıdır. En kaslı olan tabaka da sol karıncıktır. Tamam mı abicim? Bak mutlaka gelecek. Şurada yarım ay kapakçıkları var. Yarım ay kapakçıkları var. Şurada triküsbit kapakçık. Burası biküsbit kapakçık. Bunları da öğrendik. Bak abicim bu yarım ay kapakçıkları bir daha söylüyorum. Atar damarlarda değildir. Atar damarlarda kapakçık yoktur. Buradaki kapakçık abicim kalpte bulunan kapakçıktır. Kalbin en kaslı tabakasının sol karıncık olduğunu öğrendin. Karıncıkların kulakçıklardan daha kalın olduğunu öğrendin. Kulakçıkların kasılması 0.15. Karıncıkların kasılması 0.30. Arada kalan 0.40 saniyede neydi abicim? Direkt olarak kalbin dinlenmesi. Kasılma, sistol, gevşeme, diastol onları da verdik. Tamam mı abicim? Bak şimdi sana şuradan bir kalbin çalışma mekanizmasını anlatacağım. Ondan sonra diğer yapımıza anlatacağım yerlere geçeceğim. Bak şimdi mantık şu. Önce bunu güzel bir şekilde anla. Bak güzel bir şekilde anla. Şurası senin kalbin. Tamam mı abicim? Şurası senin kalbin. Burası sağ kulakçık. Bak
Burası da gördüğünüz gibi aort. Tamam mı? Aort yani sol karıncık vücuda gönderdiğimiz şey. Tamam mı abicim? Kanı, temiz kanı gönderdiğimiz damar. Bakın abicim. Bütün kirlenen kan bir kere sağ kulakçığa geliyor. Bak burada bu damarları iyi öğrenin. Bu damarları iyi öğrenin. İşaretli glikoz sorusu, işaretli üre sorusu gibi sorular buralardan mutlaka gelecek. Damarları iyi öğren. Bak şimdi. Bütün kirlenen kan nereye geliyor? Sağ kulakçığa geliyor. Bak burası kirli kan. Kulakçık kasıldığı anda şurayı anlatmıyorum. Burayı da şimdi birazdan anlatacağım. Önce buradan geleni yönlendireceğim. Sonra hep birlikte anlatacağım. Bak kulakçıklar kasıldığı anda şurada üçlü kapakçık vardı. Bu kirli kan gelecek. Gördüğün gibi sağ karıncığa doldu. Sonra karıncıklar kasıldığı anda bak burası akciğer atar damarı ile bak temizlenmek üzere yani oksijenle temizlenmek üzere oksijen karbondioksit oranını değiştirecek. Temizlenmek üzere nereye geliyor abicim? Akciğerlere geliyor. Görüyor musun? Şu damarın adı neymiş? Akciğer atar damarı. Al sana bir soru daha. Bak normalde bütün atar damarlar temiz kan taşırken sadece akciğer atar damarı kirli kan taşır. Banko test sorusu. Bir daha söylüyorum. Normalde atar damarlar temiz kan taşır. Toplar damarlar kirli kan taşırken akciğer tam tersidir abicim. Bak gördün mü? Akciğer atar damarı temiz kirli kan taşıyor. Hop kirli kanı akciğerlere temizlenmek üzere atıyor. Sonra akciğerde temizlendikten sonra bak gördün mü? Şu temiz kan. Gördün mü? Temiz kan. Burada temiz kan. Artık burada nefes aldın sen. Şurada nefes aldın. Bunlar güzel bir şekilde oksijenle doldu. Tamam mı? Daha sonra temizlenen kan bak nereye geliyormuş? Sol kulakçığa geliyor. Bak burası temiz kan. Kulakçıklar kasıldığı anda burası kirli kanla dolarken burası temiz kanla doluyor. Bak karıncıklar kasılırken bu damar buraya gönderip kanı temizlerken bak buradaki damar yani aort tamam mı? Buradaki damar bütün vücuda gidiyor. Bak bütün vücuda gidiyor. Mesela bir kısmı atıyorum böbreklere gidiyor. Bir kısmı karaciğere gidiyor. Bir kısmı mideye gidiyor. Bir kısmı işte bağırsaklara gördün mü abicim bütün organlara gönderdik. Bak buradaki. Daha sonra buradan kılcal kan damarlarına ayrılıyor. Dokulara, hücrelere güzel bir şekilde kanın geçmesini sağlayan, madde alışverişini sağlayan kılcal kan damarlarıdır. Bak gördün mü? Kılcal kan damarlarına ayrıldı. Her yerde gitti kılcallara ayrıldı. Bak sonra burayı bir toplar damarı topladı geldi. Buraya ayrı bir toplar damarı. Mantık bu. Buraya ayrı bir toplar damarı. Hepsi kalbin altından geliyorsa alt ana toplar damarına bağlandı. Hepsi alt ana toplar damarına bağlandı. Gördün mü? Alt anaya bağlandı. Ve alt ana toplar damarı bütün kirlenen kanı getirdi. Kalbin sağ kulakçığına koydu. Bak olay bu kadar basittir. Yani ana mantığımız bu çocuklar. Bakın ana mantığımız bu. Yani dolaşım sisteminin ana mantığı bütün kirlenen kan sağ kulakçığa geliyor. Ya alt ana toplar damarla ya da vücudun üst tarafından geliyorsa, lenflerle geliyorsa üst ana toplar damarla bak kalbin sağ kulakçığına geliyor. Ama ne olursa olsun bütün kirlenen kan kalbin sağ kulakçığına gelir. Sonra kasıldığı anda burası kirli kanla burası temiz kanla doluyor. Karıncıklar kasıldığı anda burası temizlenmek üzere akciğere giderken burası da böbreğe, karaciğere, dalağa, carta, curta, şuna buna gidiyor. Anladın mı? Ve bunlar dokulara oksijeni veriyor. Dokular oksijenli solunum sonrasında açığa çıkan karbondioksiti alıyorlar. Karbondioksiti buradan gönderiyorlar. Karbondioksit geliyor. Hop akciğerlerde nefes verirken karbondioksiti dışarı vermiş oluyoruz. Onun yerine nefes aldığımız anda oksijeni damarlarımıza almış oluyoruz. Tamam mı? Bak ana mantığımız bu. İşte kalbin çalışma mantığı budur abicim. Tamam mı? Gördüğünüz üzere. Zaten arkadaşlar bakın şu dolaşıma yani kalple bütün vücut arasında meydana gelen dolaşıma büyük kan dolaşımı denir. Bak büyük kan dolaşımı bu ya. Büyük kan dolaşımı deniyor. Kalple akciğerler arasında kanı temizlemek için yapılan dolaşıma da küçük kan dolaşımı denir. Bak küçük kan dolaşımından bir soru daha ne vardı biliyor musunuz arkadaşlar? İlk defa küçük kan dolaşımı amfibilerde yani kurbağalarda evrilmiştir. Balıklarda yoktur küçük kan dolaşımı. Amfibilerde vardır. Ondan sonra sürüngenlerde vardır. Kuşlarda vardır. Memelilerde vardır. Yani amfibilerden sonra olanlarda bizde var. Hepimizde var. Ama daha öncesi balıklarda küçük kan dolaşımı yoktur. Onlarda solungaç solunumu yapıyorlar. Solungaçtan atıyorlar. Tekrardan kalbe gelmiyor. Daha önce bir yerde anlatmıştım. Sınıflandırmada anlatmıştım. Oradan izleyebilirsiniz. Tamam mı abicim? Bak gördüğünüz üzere küçük kan dolaşımı kurbağalarda birlikte evrilmiş. Neymiş? Kanı temizlemek için yapılan dolaşım. Büyük kan dolaşımı bütün vücuda temiz kanı gönderen dolaşıma da büyük kan dolaşımı deniliyor abicim.
Gördüğünüz gibi küçük kan dolaşımı, büyük kan dolaşımını anlattık. Küçük kan dolaşımı, bak şuradaki yarım ay kapakçıklarını öğrendik. Triküspit kapakçık, biküsküvit kapakçık, yani mitral kapakçık, tamam mı abicim? Efendime söyleyeyim, bütün kirlenen kan sağ kulakçığa öğrendik. 0.15, 0.30, 0.40 bunu da öğrendik. Enkaslı tabakanın burası olduğunu öğrendik. Miyokard tabakasının en fazla bulunanların sol karıncık olduğunu öğrendik. Bak neden kaslı? Neden kaslı? Abi bütün vücuda göndermiyor mu kanı ya? Bütün vücuda gönderiyor, anladın mı? Büyük bir basınç altında olması lazım. O yüzden enkaslı tabaka buradaki tabaka. Bu nereye gönderiyor? Akciğerlere temizlenmek üzere gönderiyor. Abi eğer burası çok kaslı olsaydı akciğer kılcallarını patlatabilirdi, anladın mı? O yüzden burası o kadar kaslı tabaka değil. Pompalıyor. Bak bir soru daha. Normalde atar damarlar temiz kan taşırken akciğer atar damarı kirli kan taşır. Normalde toplar damarlar kirli kan taşırken sadece akciğer toplar damarı temiz kan taşır. Bir de bu ayrım plasenta da vardır. Onu da ilerleyen zamanda üreme kısmında anlatacağız zaten. Tamam mı abicim? Güzel bir şekilde bak toparladık. Güzel bir şekilde öğrettik. Şimdi gelelim şu tansiyon muhabbetine. Bak tansiyon muhabbeti. O da şu. Bak abicim o da şu. Kalp kasılması esnasında, bak kalp kasılması esnasında şu duvarlara bir basınç yapılıyor, tamam mı? Bak şu duvarlara bir basınç yapıyor kasıldığı anda şu duvara yapmış olduğu basınca büyük tansiyon deniyor. Gevşediği anda duvarlara yaptığı basınca da küçük tansiyon deniyor. Olay bu kadar basittir. Hani 13'e 8 var ya, işte 130'a 80 civa, tamam mı? Basınç. Mevzu bu. Anladık mı arkadaşlar? Kalbin kasıldığı esnada duvarlara yaptığı basınca büyük tansiyon deniyor. Gevşemesi esnasında şuraya yaptığı basınca küçük tansiyon deniyor. Nabız dediğimiz olayda işte bir dakika içerisinde kalbin atım sayısına da nabız diyoruz. Tamam mı abicim? O da 80-120 arasında, çocuklarda birazcık daha fazla şeklinde geliyor. Tamam mı? Büyük tansiyon, küçük tansiyon, efendime söyleyeyim kalbin çalışma mekanizması, bunlar anlaşıldı. Şimdi geldik kalbin elektrik yolaklarına. Bak kalbin elektrik yolaklarına geldik. Onu anlatalım. Hatta onu da şuradan göstereyim. Bak şuradan göstereyim. Bakın abiciğim. Hatta ben anlatayım ondan sonra oradan göstereyim. Mevzu şu. Hemen gene çiziyorum. Bak gene çiziyorum. Artık bu kafanızda kalsın, tamam mı? Çizdim. Bak çizdim. Şurası kulakçıklar, karıncıklar. Şurası üçlü kapakçık, ikili artık öğrendik. Şurası yarım ay kapakçıkları. Ters yönlü açılan kapakçıklar. Bak şunun adı neydi? Mitral kapakçık. Öğrendik bunları. Bak şimdi abicim. Ne göstereceğim? Kalp kendi uyarısını kendisi meydana getirebilen bir organdır. Tamam, bak bir daha söylüyorum. Kendi uyarısını kendisi meydana getirebiliyor. Yani bu nerede gelir? Sorularda nerede gelir? Der ki işte kurbağanın kalbi çıkarıldıktan sonra Ringer solüsyonuna bırakıldı veya izotonik bir solüsyona bırakıldı. Hala atmaya devam ediyor. Bunun nedeni nedir? İşte 4 dakika boyunca atmaya devam etti. Çünkü kendi uyarısını kendisi meydana getirebilen bir organ. Tamam mı? Bak gelecek soru bu. Gelecek soruyu da söyledim. Bakın abiciğim. Şimdi ilk önce kulakçıkların kasılmasını sağlayan kalpte bulunan düğüme sinoatriyal düğüm denir. Bak SA düğüm, sinoatriyal düğüm nerede bulunuyormuş? Sağ kulakçığın üzerinde bulunuyor. Bak sağ kulakçığın üzerinde bulunuyor ve sinoatriyal düğüm uyarıldığı anda sıcaklıkla uyarılabilir, hormonlarla uyarılabilir, sinirlerle uyarılabilir. Gördün mü? Yani sinoatriyal düğüm uyarıldığı anda kulakçıklar kasılır. Al sana sorunun kralı, tamam mı? Kulakçıkların kasılmasını sağlayan neresiymiş? Sinoatriyal düğümde kulakçıklar kasılıyor. Bak şimdi şurayı hemen çizelim. Şurası kas yapısı. Şurası şöyle olsun. Daha kaslı olduğunu gösterdik. Tamam mı? Mevzu şu, bak. Uyarı geldi sinoatriyal düğüme. Kulakçıklar kasıldı. Hemen sinoatriyal düğüm uyarıyı AV düğüme gönderdi. Bak atrioventriküler düğüm nerede bulunuyormuş? Sağ karıncıkla kulakçık arasında bulunuyor AV düğüm. Bak AV düğüm daha sonra sinoatriyal düğüme geldi uyarı sonra AV'ye gelir. AV düğüm bunu his demetlerine gönderir. Bak burası his demetleri, gördün mü? Bak burası his demetleri. Şurası his demeti. His demetine gelir. His demeti de uyarı bak Purkinje liflerine iletir. Bak gördün mü? Purkinje lifleri böyle geliyor. Bak Purkinje lifleri böyle geliyor. Ve Purkinje lifleri şöyle yazalım. Purkinje lifleri karıncıkların kasılmasını sağlayanlardır. Tamam mı abicim? Bitti bu kadar. Bak iki tane soruyu verdim. İki soru ve hatta üç soru. Bir, kulakçıkların kasılmasını sağlayan neymiş? Sinoatriyal düğüm. Karıncıkların kasılmasını sağlayan Purkinje. Bak gördün mü? Bu Purkinje karıncıkların kasılmasını. AV ve his demeti kasılmayı sağlamıyor. Sadece
sadece kasılması için gerekli olan o iletiyi gönderiyor. Tamam mı? Bir yerin kasılmasını sağlamıyor. Yani direkt olarak histemeti buraya kasar demiyoruz. Bak, histemeti buranın kasılması için gerekli olan elektrik yolağını Purkinje'ye gönderiyor. Mevzu bu kadar basittir. Yani uyarı sıralamasını sorarlar. Önce sinoatriyal düğüm, ondan sonra AV düğüm, ondan sonra histemeti, ondan sonra Purkinje. Sinoatriyal düğümle kulakçıkları kasarım, Purkinje ile karıncıkları kasarım. Mevzu bu kadar basittir. Tamam mı? Sinoatriyal düğüm yerlerini soracaklar. Yerlerini. Sinoatriyal düğüm nerede bulunuyor? Sağ kulakçığın üzerinde bulunuyor. AV düğüm sağ kulakçıkla sağ karıncığın arasında bulunuyor. Histemeti bak burada. Purkinje artık işlere doğru gitti. Kulakçıkları kasan SA. Neyle uyarılır? Abi hormon uyarır. Ya adrenalin lan adrenalin, nöradrenalin. Geldi uyardı, anladın mı? Epinefrin. Geldi veya norepinefrin aynısı. Geldi uyardı, tamam mı? Veya asetilkolin azaltır. Bak azaltır. Adrenalin arttırır, asetilkolin azaltır, tamam mı? Sinirler, sempatik sinirler arttırır, parasempatikler azaltır. Veya sıcaklık, her bir sıcaklığın 1 santigrat derece arttırması kalbin atımını yaklaşık 10 defa arttırıyor abicim, anladın mı? Bak sıcaklık da artıyor. Yani böyle şey düşünün, hastalandığın zaman vücut sıcaklığı arttığı zaman kalbin çalışması da artmaya başlıyor, tamam mı? Bir an önce antikorları, o ak yuvarları o belirli bölgeye gönderiyormuş gibi düşün. Kafanda böyle kalsın, o yüzden arttırıyormuş gibi düşün, tamam mı abicim? Öğrendik mi burayı? Tamam, süper. Burada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Sinoatriyal, AV, histemeti ve Purkinje lifleri. Geldik üçlü, ikili, yarım ay kapakçıkları, 0.15, 0.30, 0.40. Bak kafaya çaktık. Hepsi ezberlenildi değil mi? Geldik. Bir kere de şuradan gösterelim. Bak bir kere de şuradan gösterelim. Bak sinoatriyal düğümü gördün mü abicim? Bak sinoatriyal düğüm burada. Bak AV düğüm burada. Gördün mü AV düğüm? Sonra geldiğim histemetleri, sonra Purkinje liflerine ayrıldım ve karıncıkları kastım. Bak gördün mü? Sol karıncık ne kadar kaslı. Gördün mü? Bak en kaslı tabaka burası. Burası daha az kaslı. Neden? Akciğerlere gönderiyor parçalamasın. Kalbin en dıştaki tabakası perikard. Ondan sonra miyokard. Sonra endokard. İçerideki sıvının içerisine gelmesini engelliyor endokard. Tamam mı? Al bir soru daha. Tam yeri geldi ya. Tam yeri geldi. Bak şimdi ne biliyor musunuz? Tam bunu söylemişken, kalbin içerisinde kan sıvısı gezmesine rağmen, al bak, kanın yani kalbin içerisinde kan sıvısı gezmesine rağmen kalp buradaki sıvıdan beslenmez. Bak bir daha söylüyorum, bu sıvınından beslenmiyor. Yani içerisinde bulunduğu sıvıdan beslenemez. Endokard bunu geçirmiyor, anladın mı? Endokard bunu geçirmiyor. O yüzden buradan beslenemez. Ne olur biliyor musun? Ne oluyor? Olan şu, buradaki aort var ya, kendi üzerine dallanmalar meydana getiriyor. Bak bir kısmı da kendi üzerine geliyor. Dallanmalar meydana getiriyor. İşte bu kan damarlarının adına koroner kan damarı deniyor. Banko testosudur. Bak bir daha söylüyorum. Bu kan damarının adına ne deniyormuş abicim? Koroner kan damarı. Koroner kılcalları daha çok miyokard tabakasında yoğun bir şekilde toplanmış bulunmaktadır. Daha önceden direkt miyokardda bulunur şeklinde anlatılıyordu. Eski sorularda da görürseniz şaşırmayın ama artık sonda miyokard kelimesini kaldırdılar abicim. Hani böyle tamamıyla yok etmediler, kaldırdılar. Hani miyokardda kılcallar bol miktarda bulunuyor, eyvallah. Doğrudur, tamam mı abicim, ama artık miyokard kelimesini de kaldırdılar, onu bilin. Ama eski sorularda görürseniz şaşırmayın, tamam mı? Kan, gördüğünüz gibi bu koroner kan damarları daha yoğun nerede bulunuyormuş? Miyokard tabakasında daha yoğun şekilde bulunuyor. Kalbi besleyen damarlara koroner kan damarları deniyor. Kalp içindeki sıvıdan beslenemez. Kendi üzerine doğru atan kılcal kan damarları ile oluyor. Ve bak buradaki kılcal kan damarları en son sağ kulakçığa gelir, açılırlar, tamam mı? Yani üst ana toplar damarla değil, direkt olarak sağ kulakçığa kendileri gelir açılır. Onu da bileceğiz. Eğer ki sen böyle sigarayı bol miktarda içersen, bol bol böyle yağlı yağlı besinlerle beslenirsen bu koroner kan damarları tıkanabiliyor. İşte tıkandığı zaman, kanı almadığı zaman kalp çalışamaz hale geliyor. İşte bu olaya kalp krizi veya enfarktüs deniyor. Sorularda gelebilir. Anladık mı abicim? Yani bu koroner kan damarlarının tıkanması sonrasında kalp krizi dediğimiz olaylar meydana geliyor. Anladın mı? Sen gidiyorsun işte doktora, bunlara stent takıyorlar. İşte anjiyo dediğimiz muhabbet veya direkt olarak bu damarlar değişiyor. Anladın mı? Yani bu damarlar değişiyor. İşte buna da ne diyoruz? Bypass ameliyatı deniyor. Tamam mı? Olay bu kadar basittir arkadaşlar.
Tamam, süper. Kalbi besleyen damarlara koroner kan damarı olduğunu öğrendik. Sinatriyal, AV, işte histemetleri Purkinje, perikard, miyokard, endokard, perikardiyal sıfır sürtünmeyi azaltıyor. Enkaslı tabaka, bak bunların hepsini öğrendik. Bunların hepsini öğrendik kalpteki. Şimdi geldik kalbin çalışma hızını etkileyen faktörlere bakalım. Bak yavaşça anlatmıştım ama bir kere daha değinelim. Tamam mı? Kalbin çalışmasını arttıran, azaltan faktörler var. Bak birincisi, mesela sinirler arttırmıyor mu abiciğim? Arttırıyor. Mesela dedik ya, sempatik sinirler arttırır, parasempatik sinirler azaltır. Mesela vagus azaltıyor, tamam mı? Efendime söyleyeyim, sempatik sinirler arttırıyor, parasempatikler azaltıyor. İkincisi hormonlar. Hormonlar abiciğim, bak adrenalin hormonu, heyecanlandığı zaman adrenalin hormonu salgılanmıyor muydu? Adrenalin hormonu işte heyecanlandın, kopya çektin, bilmem ne oldu. Hep sorularda böyle geldi diye veriyorum bu örneği, tamam mı? Köpeği gördün, kalp çalışma hızın arttı abiciğim. Adrenalin arttırıyor. Bak vagusun uyarmasıyla meydana gelen asetilkolin kalbin çalışmasını yavaşlatır abiciğim. Bak asetilkolin yavaşlatır, adrenalin arttırır, sempatikler arttırır, parasempatikler azaltır. Üçüncüsü, bak ne biliyor musun? Karbondioksit, karbondioksit. Bak abicim, vücutta biriken karbondioksiti bir an önce atman lazım, atman lazım. Neden? Hemen yorumumuzu yapalım. Bak şimdi mevzu ne biliyor musun? Şurası senin akciğerlerin. Bak şurası senin akciğerlerin. Şöyle çizdik akciğerlerin. Akciğerlerinden işte şu da elin, kolun, tamam mı? Şurası senin elin, kolun, bacağın. Bak şimdi. Nefesi aldın, oksijen geldi, işte o akciğerlerde temizlendikten sonra kalbe gitti, kalpten tekrardan vücuda pompalandı, oksijen buralara geldi. Bak oksijen senin eline, koluna, karaciğerine, cartına, curtuna geldi. Oksijeni hücreler aldı, oksijenli solunum yaptı, açığa neyi çıkardı biliyor musun? Karbondioksit. Arkadaşlar karbondioksit koladaki asitliği sağlayandır. Ortamın pH'ini ne yapar biliyor musun? Hayvan gibi düşürmeye başlar, anladın mı? Deli gibi düşürür. Bu pH'in düşmesi buradaki enzimlerin artık çalışamaz hale gelmesine neden olur. Siz biliyorsunuz her enzim her pH'te çalışmıyor, anladın mı? Belirli pH aralıklarında çalışıyor. Buradaki düşmüş olan karbondioksit, yani pH'i bir an önce uzaklaştırmam lazım. E bunu nasıl uzaklaştıracağım? Karbondioksiti önce kalbe getireceğim. Kalpten pompalayıp akciğerlere göndereceğim. Akciğerden de yukarıya doğru nefes vererek dışarıya doğru vereceğim. Yani vücudunda karbondioksit ne kadar artarsa kalbin bir an önce onu dışarıya atabilmek için deli gibi çalışmaya başlar. Anladın mı? Mantık bu. Yani senin vücudundaki karbondioksit oranının artması kalbin çalışmasını deli gibi arttıracaktır. Dördüncüsü sıcaklık. Dedim ya, her bir santigrat derece arttırma senin kalp atımını yaklaşık olarak 10 atım olarak arttıracaktır. Yaklaşık 10 adım olarak arttıracaktır. Mantık budur. Tamam mı abicim? Yani sıcaklıkta gördüğünüz gibi kalbin çalışmasını arttırıyor. Haberiniz olsun. Al işte, kalbin çalışmasını etkileyen faktörler de bunlardan ibarettir diye söylüyoruz. Şimdi geldik, kalple alakalı yapıları anlattık. Güzel bir şekilde her şeyi öğrettik. Çalışmasını, kirlenmesini, büyük tansiyon, küçük tansiyon, temizlenme, kirlenme. Şimdi artık damarlara geldi. Damarlara. Bakın arkadaşlar. 3 tane damar var. Tamam mı? 3 tane damarımız var. Birincisi atar damar. İkincisi kılcal damar. Üçüncüsü toplar damar olmak üzere 3 tane damar çeşidi olduğunu biliyoruz. Bak şimdi. Ne öğreteceğim sana? Mantığını buradan anlatacağım. Bir kere de böyle güzel bir fotokopi aldım. Oradan göstereceğim. İyice kafana girsin. Bak. Atar damarları artık öğrendik. Kalpten vücuda giden, organlara atan damarlara atar kan damarı deniyor. Tamam mı? Bir daha söylüyorum. Bak, kalpten organlara atan damarlara, mesela karaciğere götürüyorsa karaciğer atar damarı. Böbreğe götürüyorsa böbrek atar damarı. Tamam mı? Ana mantık şu, ana mantık şu. Şu senin kalbin. Kalpten attığın organa gidiyorsa bak burası karaciğer. Karaciğer atar damarı. Böbreğe geliyor. Böbrek atar damarı. Anladık mı? Eğer buradan çıkıyorsa, kalpten çıkıyorsa veya bak kalpten akciğere atıyor. Bak akciğer atar damarı. Mevzu bu. Normalde bütün atarlar temiz kan dolaşırken sadece akciğer atar damarı kirli kan taşıyor. Bunu da öğrendik. Toplar damarlar toplayarak getiriyordu. Normalde kirli kan taşıyordu. Sadece akciğer toplar damarı temiz kan taşıyor. Bak bunu da en az 5 defa söyledim bu videoda. Artık kafaya girmiştir abiciğim. Tamam mı? Bunu da öğrettik. Atar damarları öğrendik. Bak şimdi. Atar damarlar kalpten çıkan damarlar olmuyor mu abiciğim? Eyvallah. Abi çok büyük basınçta çıkmıyor mu? Bak deli gibi basıncı yok mu buranın? Deli gibi basıncı var. Bu basınca dayanıklı olması lazım. Bak bu basınca dayanıklı olması lazım. Tamam mı? Mantığını şimdi göstereceğim. İzle.
Devam ediyorum. Atar kan damarı. Bak, atar kan damarıyla geldin. Hatta dur şurayı göstereyim. Atar kan damarıyla geldin. Dokulara gelince veya organlara gelince kılcal kan damarlarına ayrılıyor. Bak, kılcal kan damarlarına ayrılıyor. Madde alışverişini gerçekleştiriyor. Yani madde alışverişi her zaman için kılcal kan damarlarıyla oluyor. Tamam mı? Oksijen verir, karbondioksit alır, glikozu verir, bilmem neyi alır. Şunu verir, bunu alır. Anladın mı? Yani madde alışverişini, dokularla her şeyini kılcal kan damarları yapar. Sonra toplar kan damarları da alırsın hepsini. Kalbin altından geliyorsan alt ana toplar damar, üstten geliyorsan üst ana toplar damarla kalbin sağ kulakçığına boşaltırsın. Bütün kirlenen kan kalbin sağ kulakçığına gelir. Bunu da öğrendik. Tamam mı abicim? Şimdi atar kan damarlarını öğrendik. Basıncı çok yüksek olacak. Sonra bak, kılcal kan damarlarına ayrılıyor. Bak, görüyor musun? Kılcal kan damarlarına ayrılıyor şöyle. Sonra kılcal kan damarlarına ayrıldı. Şöyle geldim. Ondan sonra bak, toplar kan damarı biraz büyük çiziyorum. Bak, gördün mü? Bak, aklında hep bu şekli kalsın. Ve toplar kan damarının ortasına getiriyorum. Şöyle bir kapak koyuyorum. Gördün mü abicim? Bak, çapı büyük olanda kapak var. Sakın unutma. Toplar kan damarının çapı büyük. Çapı büyük olanda kapak var. Yalnız bütün toplar kan damarlarda kapakçık bulunmaz. Banko test sorusu. Bak, ne diyorum? Şu 3 tane damar arasında kapakçık sadece toplar kan damarında bulunur. Ama bütün toplarlarda kapakçık bulunmaz. Al sana banko test sorusu. Tamam mı abicim? Bir daha gösterdim. Bak, ince. Çok ince, kalın. Çapı en büyük olanda kapak var. Çapı en büyük olan kim? Toplar kan damarı. Kapakçık bulunan kim? Toplar kan damarı. Bütün toplarlarda kapakçık var mı? Hayır, yok. Mantığını anlatacağım şimdi. Bak, mantığını birazdan anlatacağım. Madde alışverişi kimle olur? Kılcal kan damarlarıyla olur. Atar kan damarı, basınca en fazla dayanıklı olan. Bak şimdi. Abi, basınca dayanıklı olman lazım, değil mi? Kalpten çıkıyorsun, çok fazla basınç var. O zaman ne olur biliyor musun? Bunun etrafındaki bağ doku bayağı kalın. Kas dokusu bayağı kalın. Abi bak, sakın unutma. Anca dayanacak. Bir de ne var biliyor musun? Elastik lifler var abi. O basınca dayanıklı, böyle esnemesi lazım. Elastik lif bulunduruyor. Bak, elastik lif bulunduruyor. Hem de fazla miktarda. Bak, bunda da var aynısı. Bağ doku, düz kas doku. Bir de ne var biliyor musun? Elastik lif. Ama elastik lif en fazla kimde olacak? Atar kan damarında. İyice esnesin. O basınca dayanıklı olabilmesi için iyice esnemesi lazım. Tamam mı? O yüzden de gördüğün gibi elastik lif bulundurmak zorunda. Tamam mı? Bak, toplar kan damarında da var. Toplar kan damarında da var ama buradaki elastik lifler buna göre daha az miktarda olacaktır. Daha az miktarda olacak. Bak abi, kılcal kan damarında bunlardan hiçbiri yok. Abi nasıl olsun? Nasıl olsun? Kılcal kan damarında madde alışverişi gerçekleşecek. Ne elastik lifi, ne kas yapısı, anladın mı? Olsa nasıl dışarıya doğru madde çıksın, geri içeriye getirsin? O yüzden bunlar yok. Burada tek katlı epitel doku vardır. Tek katlı yassı epitel, endotel denir. Hatta bunun köküne bazal lamina denir. Bu epitel dokular gittiği zaman yenisini bunlar meydana getirir. Bak, ana mantığı anlamışsınızdır. Tamam mı? Ana mantık bu. Atar damarlarda bu. Atar damarlarda bu. Efendime söyleyeyim, kılcal kan damarlarında madde alışverişi olur. Toplar kan damarlarında kapakçık bulunur ama bütün toplarlarda değil. Elastikli fer ikisinde bulunuyor ama atar damarlarda daha fazla miktarda bulunur. Çünkü çok basınçlı. Çok basınçlı abicim. Sakın unutma. Al, hatta şöyle de şeklini gösterivereyim sana. Bak, gördün mü? Şöyle gelir. Bak, burası toplar kan damarı, kapakçık var, gördün mü? Bak, kapakçık var. Bak, burası atar damar, atar damar, bazal membran, epitel dokusu, elastik lifler, dış tabaka, görüyor musun? Fibroz ve düz kaslar, aman yarabbim, bak gördün mü? Bayağı kalın, bayağı kalın, bayağı kalın. Ama şeyde kılcal kan damarı, şurası kılcal kan damarı olacak, bak görüyor musun? Sadece bir epitel var, sadece bir epitel var, epitel doku var. Bir de bazal membran var. Bu epitel dokuyu bittiği zaman tekrardan meydana getiren yapı bazal membran. Mevzu bu kadar. Tamam mı abicim? Yani bunda madde alışverişi gerçekleşecek. Bunda madde alışverişi gerçekleşecek. Bak, toplar damarda görüyor musun? Düz kas. Bunda da düz kas. Endotel her ikisinde. Kapakçık kimde var? Toplarda. Bağ doku her ikisinde. Bak, unutma. Bir de ne vardı? Elastik lif ve elastik lif, her ikisinde de elastik lif var ama at kılcal kan damarda yok. Çünkü kılcal kan damarda madde alışverişi gerçekleştiği içindir abicim. Tamam mı? Güzel bir şekilde anlattık. Bak şimdi neyi anlatacağım? Şimdi buradan birazdan değineceğim. Şimdi arkadaşlar, şu atar kan damarında, toplar kan damarında kan nasıl gidiyor? Kan nasıl hareket ediyor? Bak, bunu da sorarlar. Toplar kan damarında kan nasıl hareket eder? Bak, onu sorarlar.
Şimdi bak gösterelim. Şimdi gösterelim. Şurası abicim direkt olarak kalbimiz. Al üçlü kapakçık, ikili kapakçık. 0.15, 0.30, 0.40. Hocam yeter ezberledik ya. Ezberledin ama bir kere daha iyice kafana sokalım. Tamam mı? Yarım ay kapakçıkları burası da. Bak şimdi neyi öğreteceğim şimdi sana. Bak buradan bütün vücuda gidiyordu değil mi? Bak bütün vücuda gidiyor. Dallandı. Dallandı. Karaciğere götürdü. Böbreğe götürdü. Bağırsaklara götürdü. Bilmem kemiklere götürdü. Şuna götürdü. Bak götürdü. Götürdü. Burada kılcal kan damarlarına ayrıldı. Bak böyle ayrıldı. Hocam vallahi ezberledik ya. Ezberledin ama iyice kafaya çakacağız, tamam mı? Artık kusacaksın bundan ama kafaya da çakacağız, tamam mı? Sonra geldi bak. Alt ana toplar damarı böyle gelirken alt ana toplar damarı mesela şuraya ayrı bir toplar topluyor, bak buraya getiriyor. Buraya ayrı bir topluyor, buraya getiriyor. Bak burada başka bir şey daha gösteriyorum. Buraya getiriyor. Gördün mü? Bak böyle geliyor. Alt ana geliyor. Kalbin altından geliyor. Bak gördün mü? Şöyle geldi. Şöyle getirdi. Tamam mı? Bak gördüğün gibi. Ana mantık bu. Şimdi bakın çocuklar. Bir, abi arter dediğimiz şuradaki damarlar, yani atan damarlar, kalpten çıkan atar damarlar. Abicim bunlar yer çekimiyle aynı yöne doğru hareket etmiyor mu? Bak yer çekimiyle aynı yöne mi doğru hareket ediyor? O zaman atar damarlarda kanın akış hızını hareketlendiren etmenlerden birincisi yer çekimi değil mi? Birincisi yer çekimi. İkincisi bak. Karıncıkların kuvvetli bir şekilde kasılmasıyla basınçlı bir şekilde hareket etmiyor mu? 2. Karıncıkların kasılması. 3. Bak önde arkadan gelen kan her kasılmada önden gelen kanı itiyor değil mi? Öndeki kanı itiyor. Arkadan gelenin öndeki kanı itmesi olayı. Bir de ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın biz nefes alıp verdikçe, nefes alıp verdikçe diyafram kası şöyle bir hareket meydana getiriyor. Bu diyafram kasının böyle mesela bak... Ki kendiniz deneyin abi, bir leğen alın, içerisine suyu koyun veya bir bardak alın. Elinizi şöyle hareket ettirdiğiniz anda, aşağı doğru bastırdığın anda yandan böyle suların yukarıya doğru çıktığını göreceksiniz, tamam mı? Bak bu hareket sonrasında, bu hareket sonrasında kan damarlar içerisinde hareket ediyor. Ama atar kan damarlarında yer çekimi çok önemli bir etmene sahip. Kalbin çalışması önemli bir etmene sahip, tamam mı? Yani karıncıklar kasıldı mı bayağı bir hızla bunu aşağı doğru gönderiyor. Aynı şekilde işte arkadan gelen kanı öndekinin itmesi bayağı bir etmendir, tamam mı? Geldim toplar kan damarlarına. Bak şimdi toplar kan damarları yer çekiminin tam zıttı yönünde hareket etmiyor mu? Bak yer çekimi aşağı doğru, toplar kan damarlarında hareket aşağıdan yukarıya doğru oluyor. Şimdi bunlar yer çekiminin zıttı yönünde hareket ettiği için bunlarda kapakçık var. Bak gördün mü? Şöyle kapakçık var. Bu kapakçıklar tek yönlü kapakçıklar. Mesela buradaki kan yukarıya doğru gittiği anda buradaki kapakçık bunun geriye doğru kaçmasını engelliyor. Anladın mı? Engelliyor. Engelliyor ve burada bir göllenmeye engel olmuş oluyor. İşte bak kapakçık dediğimiz bu olaylar bunlardır. Kimlerde bulunuyormuş? Toplar kan damarlarında. Peki bütün toplarlarda var mı? Hayır. Bak üstten gelen toplar damarlar yer çekimiyle aynı yönde hareket ettiği için veya daha küçük olduğu için buradaki toplar kan damarlarında kapakçık olmaz. Banko test sorusudur. Gördün mü abicim? Ana mantığı anladın. Bak mantığını anla, mantığını anla. Şimdi toplar kan damarlarında veya bu atar kan damarlarındaki kan hareketi. Bunu söyledik. Atar kan damarlarındaki kanın hareketini söyledik. Yer çekimi önemli. Karıncıkların kasılması önemli. Arkadan gelenin önü itmesi önemli. Bak dördüncüsü ne biliyor musun? Aynısı bunun için de geçerli. Abi bu damarların etrafında düz kas yok muydu? Vardı. Bu düz kaslar kasıldıkça kanı öne doğru hareket eder. Veya bak sizin mesela iskelet kaslarımız bizim ya. Biz yürüdükçe bacaklardaki kaslar kasılıp gevşemiyor mu? O kaslar kasıldıkça bunları da kasıyor. Yukarıya doğru kanın çıkmasına neden oluyor. O zaman aynısı. Toplar kan damarlarındaki kanın hareket hızı. Bir. Kapakçıklar son derece önemli. Son derece önemli. Kapakçıkların olması önemli. 2. Arkadan gelen kanın öndekini itmesi. Abi bunlar da ittire ittire gönderecek. Aynı mantık. 3. İskelet kaslarının kasılması. 4. Damarlardaki düz kasların kasılması. 5. Bak son derece önemli. Şimdi elime çok iyi bak. Bak burası kasıldı. Bak burası kasıldı ve kan buna doldu ya, karıncaya doldu. Bak burası kasıldığı anda burası bir gevşiyor. Bak böyle bir gevşiyor. İçeri doğru diye çekiyormuş gibi hisset. Tamam mı? Bak bunun adına negatif basınç denir. Bunun adına negatif basınç denir. İşte bu negatif basınç da bir emme kuvveti oluşturuyor. Bu kanı içeriye doğru şöyle aynen pipetle çekiyormuş gibi içeriye doğru çekiyor. Tamam mı? Bak buraya emme basıncı kulakçıkların gevşemesiyle. Kulakçıkların gevşemesi sonrasında meydana gelen
emme kuvvetiyle böyle pipetle çeker gibi yukarıya doğru çekiyor, tamam mı? Son derece önemli. Ve altıncısı göğüs basıncı. Bak göğüs basıncı. O dediğim olay, o diyafram aşağıya doğru kasıldığı anda, bak şöyle kasıldığı anda bu sunun kenarlardan yukarıya doğru çıktığını anla, tamam mı? Kendin deneyebilirsin. İşte abicim bastığın anda kenarlardan hop toplar kan damarından yukarıya doğru çıkıyormuş gibi, tamam mı? Yani göğüs basıncı, göğüs basıncı. O diyafram kasının aşağı yukarı hareket etmesi sonrasında meydana gelen göğüs basıncıyla gördüğünüz üzere yukarıya doğru kanın çıktığını gözlüyorsunuz abicim. Evet arkadaşlar, şimdi geldik damarlardaki şu basınç muhabbetine, hız muhabbetine, grafik muhabbetine. Bak buradan da çok soru gelir, tamam mı? Severler burayı. Mantığıyla anlarsan bu iş biter. 3 tane damarımız var. Atar damar, kılcal damar, toplar damar. 3 tane mantığımız var. Bak birincisi hız diyeyim. İkincisi basınç diyelim, tamam mı? Üçüncüsü çap diyelim. Dördüncüsü de bulunması diyelim. Tamam mı bak abicim? Bunun yorumlarını yaptırdılar. Bak mantığını anla. Birincisi hız. Ya abicim en fazla, yani en yüksek basınçla atar damardan gelmiyor mu? Atar damardan geldiği için en hızlı akış atar damarda olmayacak mı abicim? Bak buradan çok yüksek bir basınçla geldiği için çok hızlı bir şekilde çıkacak, anladın mı? Hız olarak en fazla atar damarda. Bakın çocuklar, ana mantık şudur, tamam mı, hız konusunda. Ya arkadaş, kılcal kan damarlarında madde alışverişi olmayacak mı? O zaman buralarda bırak da biraz yavaş aksın, anladın mı? Bak kılcal kan damarlarında madde alışverişi olacağı için bırak da biraz yavaş aksın orada. O zaman ondan sonra toplar en az kılcal kan damarlarında. Bak ana mantığı anladık mı? Ne yapıyormuşuz abicim? En hızlı atar kan damarında oluyor. En yavaş kılcal kan damarında. Bırak da ortada toplar kan damarını koy. Bitsin gitsin bu kadar. Tamam mı? Basınç. Abi en fazla kalpten çıktığı için atar kan damarında değil mi? Sonra bak şurası atar. Şurası kılcal. Bak şurası kılcal. Şurası toplar. Toplar kan damarında şöyle kapakçık olduğunu unutma. Bak nasıl çiziyorum. Abi şimdi atar kan damarında çok yüksek basınç var. Eyvallah, kalpten çıktığı için onu öğrendik. Bak kılcal kan damarının çapı o kadar küçük ki. O kadar küçük ki. O yüzden buradaki basınç daha fazladır. Anladın mı? Çıkacak dışarıya doğru. Basınç daha fazla. O yüzden atar, kılcal, toplar. Bak olayı anladık mı? Çap. Çapı en büyük olan kim? Toplar kan damarı. Bak çapı büyük olan da ne bulunuyor diyordum? Kapakçık. Bunu o yüzden bir üst üste tekrar ettim. Maksatı bu. Tamam mı? Toplar. Ondan sonra atar. Ondan sonra kılcal. Abicim vücutta en fazla bulunan, bak vücutta en fazla bulunan damar kılcal kan damarıdır. Her yerde bulunur. Toplam kesit alanı en fazla olan kılcal kan damarıdır. Kılcal kan damarından sonra bak şimdi şu bölgeyi toplayan bir toplar. Burayı toplayan toplar. Burayı toplayan ayrı. Burayı toplayan ayrı. Burayı toplayan ayrı. Hepsi birleşiyor ayrı. O zaman bundan sonra toplar kan damarı en az oranda bulunan da atar kan damarı olduğunu bileceksin. Bak dört tane mantıkla her şeyi ezberlettik. Kılcal kan damarlarında kan yavaş aksın ki madde alışverişi olsun. Atar damarda en hızlı, sonra kılcalda en yavaş, toplar ortada, al sana hız. En fazla basınç atar damarda, kılcal kan damarının çapı küçük olduğu için sonra kılcal, toplar. En fazla bulunan kılcal, sonra toplar, sonra atar. Çapı büyük olan toplar, sonra atar, sonra kılcal. Bak olay bu kadar basittir. Gördün mü abicim? Grafik olarak da verir, şaşırma, grafik olarak da verir. Hiç kafan karışmasın. Grafikten nasıl verir? Mesela şuraya şöyle ayırır, tamam mı? Atar der, kılcal der, toplar der. Neye yapalım mesela? Direkt olarak basınç. Bak basınçta ne olacak abicim? İşte bu. Bak atar, kılcal, toplar. Gördün mü? Hız. Bak atar, kılcal, toplar. Gördün mü? Hızı da nasıl çizdim? Hız en yavaş, kılcal da. O yüzden böyle şey olsun. Yavaş yavaş aksın ki, anladın mı? Madde alışverişi olsun. İşte olay bu kadar basittir. Evet arkadaşlar, şimdi geldik sıra Starlink hipotezini anlatmaya. Bak şimdi Starlink hipotezini çok iyi dinle. Sana buradan bir iki tane soru vereceğim. Bak yorum soruları buradan gelir. Çok basittir, gayet basittir. Tamam mı abicim? Öğrenci zorlanır ama bak ne kadar basit olduğunu kendin de göreceksin. Tamam mı? Atla deve değil, mantığını anla, bu işi bitirelim. Bak şurası atar kan damarı. Bak bunu öğrendik artık. Atar kan damarı. Sonra atar kan damarından şöyle kılcal kan damarına ayrıldı. Bak kılcal kan damarı şurası. Tamam mı? Yarısına kadar geldi. Ondan sonra bak burası da kılcal. Bunu farklı renkte çizdim. Burası kirlenecek birazdan. Ve burası da toplar kan damarı. Toplar kan damarına da geldim, kapakçığı çizdim. Ana mantığı öğrettim ben zaten size. Ana mantığı öğrettim. Bak şimdi.
Şurası doku. Bak burası dokular, tamam mı? Burası dokular. Şurası gördüğünüz üzere dokular. Tamam mı? Mevzu şu. Bakın arkadaşlar. Şimdi ilk öğreteceğim şey şu. Kan proteinleri, albümin, globulin, fibrinojen, tamam mı? Kan proteinleri. Bunlar damar dışına çıkmazlar. Damar dışına çıkmadıkları için de bütün damarların ozmotik basıncı, içinde geçen kan sıvısının ozmotik basıncı hepsinde aynıdır. Al sana birinci öğreteceğim kural bu. Tamam, bak sakın unutma. Bir daha söylüyorum. Kan proteinleri damar dışına çıkmadığı için bütün atarda, kılcalda, toplarda bütün kanın ozmotik basıncı ne olacakmış? Birbirine eşit. Al sana birinci soruyu söyledim. Tamam, bak birbirine eşit. Şimdi bak abicim. Atar kan damar ucunda. Atar kan damarının kılcal kan damarına bağlandığı uçta çok yüksek basınçla geldiği için buradaki hidrostatik basınç, yani kan basıncının 50 olduğunu düşünelim. Tamam mı? Bak buranın 50 olduğunu düşünelim. Şimdi buradaki hidrostatik basınç dışarıya doğru atmak istiyor. 25 ozmotik basınç kendine doğru çekmek istiyor. Ozmotik basınç emme kuvvetiydi, hatırla. Tamam mı abicim? Yani suyu çekme kuvveti. Bak bu 50 ile atmak istiyor, 25 ile çekmek istiyor. O yüzden 50 daha fazla büyük olduğu için, bak gördün mü, buradaki kılcallardan dışarıya doğru madde çıkışı sağlanıyor. Bak işte doku sıvısı çıkıyor. Doku sıvısı dokulara doğru çıktı. Geldik, tam şuradayım. Toplar kan damarının kılcala bağlandığı bölgede. Bak buradaki basınç 15. Kan basıncı burada 15. Bak gördün mü? Ozmotik basınç buradaki basınçtan daha fazla olduğu için bu sefer içeriye doğru çekmek istiyor. Gördün mü abicim? Bak burada içeriye doğru çekmek istiyor. İşte buna madde alışverişi deniyor. Bak burada gönderiyor. Burada geriye doğru alıyor. İşte bu alışverişe Starling hipotezi deniliyor. Olay bu kadar basittir. Gördün mü abicim, bak son derece basit. Atar damar ucundaki basınç ozmotik basınçtan daha fazla olduğu için kılcala bağlandığı bölgede maddeler, doku sıvısı dışarıya doğru çıkıyor. Toplar kan damarının ucuna bağlandığı kılcallarda kan basıncı ozmotik basınçtan daha düşük olduğu için içeriye doğru çekiyor abicim. İçeriye doğru çıkıyor. Şimdi bak yorum yapalım. Bak yorum yapalım. Bir. Diyelim ki şuradaki doku sıvısını arttıralım. Bak doku sıvısını arttıralım. Ya nasıl arttırırım? Mantık şu. Abi şu ikisinin arasındaki farkı arttırabilirsen doku sıvısını arttırırsın. Değil mi? Mantık, ana mantık bu. Yani şu olabilir. Bir mesela. Bu kan basıncı 50 değil de 60 olsaydı. Yani buradaki kan basıncı eğer ki normalden birazcık daha fazla olursa aradaki fark artacağı için daha fazla su çıkmaz mı? Doku sıvısı çıkar. İki. Kanın ozmotik basıncı 25 değil de 20 olsaydı, bak 20 olsaydı, aradaki fark daha fazla artacağı için daha fazla madde çıkardı. Bak şu aradaki fark daha az olduğu için daha az miktarda sıvı emilmeye başlanırdı. Anlaştık mı, bak olayı anladık mı? Madde bu, mantık bu. Doku sıvısını arttırırım abi, arttırırım. Şu kan basıncını arttırırsam doku sıvısı artar. Buradaki ozmotik basıncı azaltırsam doku sıvısı artar. Doku sıvısının 60 halde bırakmak istersen, bak buradaki atıyorum ozmotik basınç 20 olursa daha az miktarda sıvı geriyebileceği için dokulardaki sıvı miktarı daha fazla kalacaktır. İşte bunun adına ödem deniyor çocuklar. Ödem, ödem. O su dışarı çıkıyor da burada kalıyor ya, işte ona ödem deniliyor. Bak şimdi ne olur biliyor musun? Başka bir şey daha öğreteyim, ondan sonra ödem nedenlerine geleyim. Bak şimdi ne olur biliyor musun? Doku sıvısı böyle dışarı doğru çıktı ya. Çok fazla miktarda çıkmış olan bu doku sıvısını tekrardan dolaşıma katan sisteme lenf sistemi deniyor. Lenf sisteminin ayrı bir görevi daha var. Bilardan anlatacağım lenf sistemi. Lenf sisteminin görevlerinden bir tanesi de dışarıya doğru çıkmış olan bu doku sıvısının tekrardan dolaşıma katılmasını sağlıyor. Eğer ki lenf damarlarında bir tıkanıklık meydana gelecek olursa ödem oluşumu kaçınılmaz olur. Ödemin en büyük nedenlerinden bir tanesi lenf damarlarının tıkalı olmasıdır. Bak gördün mü? 2. Kan basıncının yüksek olmasıdır. 3. Ozmotik basıncın düşük olmasıdır. Gördün mü? Bak ödem nedenleri bunlardır. Ve 4. Bak dördüncüyü söylüyorum. Abi şu doku sıvısının da kendine ait bir ozmotik basıncı yok mu? Var. Onun içinde çözülmüş maddeler var. Yani doku sıvısının ozmotik basıncı ne kadar büyük olursa kendisine doğru daha fazla miktarda doku sıvısı çekecektir. Olayı anladık mı? Yani 4 tane nedenden dolayı sen buradaki ödemi arttırabilirsin. Birincisi
Doku sıvısının ozmotik basıncı yüksekse daha fazla su çeker, daha az madde gönderir. Bir, lenf damarları tıkanık olursa buradaki sıvı burada kalır. Sen şiş şiş gezersin abicim, tamam mı? Üç, bak şuradaki kan basıncı ne kadar büyük olursa daha fazla madde çıkacaktır. Dört, ve ne dedik abicim? Şuradaki kan ozmotik basıncı ne kadar düşük olursa o kadar fazla sıvı burada kalacaktır. Daha az çekeceksin. Dört tane nedenden dolayı ödem oluşturursun, tamam mı? Madde alışverişini de işte bu alışverişe de Starlink hipotezi deniliyor. Al sana güzel bir şekilde öğrettik abiciğim. Tamam mı? Bak bu kadar. Mantığını anla, ezber yapmayla, tamam mı? Mantığını anla, bu iş bitecek zaten. Starlink hipotezinde anlattık. Ödem nedenlerini de anlattık. Şimdi geldik lenf sistemine. Bak şimdi lenf sistemi denilen ayrı bir sistemden bahsedeceğiz, tamam mı? Lenf sisteminden teker teker gideceğim. Lenf sistemi bir kere nelerden oluşuyor? Lenf sıvısından oluşuyor, tamam mı? Lenf sıvısından oluşuyor. Lenf damarlarından oluşur. Lenf düğümlerinden oluşur. Bak lenf damarlarından, efendime söyleyeyim, lenf sıvısından ve lenf düğümlerinden meydana gelir. Lenf dediğimiz yapı bu. Şimdi bak, lenf sıvısı dediğimiz sıvıda bir kere neyi soracaklar biliyor musun? Lenf sıvısında al yuvar bulunmaz. Bak kırmızı kan hücrelerimiz var ya, eritrositlerimiz, onlar bulunmaz. O yüzden bu sıvının adına ak kan denir, beyaz kan denir. Aynı zamanda burada fibrinojen olmaz. Yani bunun pıhtılaşması daha uzun sürede olur. Bak al sana bu. Soru bu. Lenf sıvısında al yuvar bulunmaz. Renkleri o yüzden beyazdır. Ya düşmüşündür şu dirsek kenarından. Tamam mı? Dirsekten böyle kanamaz da beyaz beyaz bir sıvı gelir. Tamam mı abicim? İçerisinde bol miktarda ak yuvar, yani B lenfositlerin bulunduğu bir sıvı gelir. Seni korur. Anladın mı? İşte bu sıvının içerisinde al yuvar bulunmaz. Fibrinojen bulunmaz. Bu sıvı daha geç pıhtılaşır abicim. Daha geç pıhtılaşır. Bak unutmuyoruz, tamam mı? Lenf sıvısı bu. Lenf damarları, arkadaşlar gelecek soruyu söylüyorum. Bakın lenf damarlarında atar kan damarı bulunmaz. Banko test sorusudur. Bak bir daha söylüyorum. Lenf damarlarında atar kan damarı bulunmaz. Lenf damarları iki tanedir. Kılcal kan damarı ve toplar kan damarı olmak üzere iki tane lenf damarı vardır. Bak ana mantığını gösteriyorum. Şurası kalp. Bak şimdi şurası kalp, şurası senin bağırsakların, tamam mı? Bağırsakların ve bacakların. Hatta onu öyle çizmeyeyim de şöyle çizeyim bak. Şu bir insan kafası çizelim, tamam mı? Şöyle bir tane bacaklardan gelsin, şöyle gelsin. Şurası da bağırsaklar olsun, tamam mı? Şöyle vücudun olsun, şurası kolun olsun falan filan. Tamam mı abicim? Bak şimdi neyi öğretiyorum sana? Şimdi olayda neyi öğretiyorum sana? Lenf sıvısı dediğimiz lenf damarlarında, bak lenf damarlarında, şimdi şu kenarda anlatayım ondan sonra oradan geçeyim. Bak lenf damarlarında atar kan damarı olmaz. Al sana soru. Lenf damarlarındaki dolaşım kalpten vücuda doğru değil, organlardan kalbe doğru olur. Banko test sorusudur. Al sana sorunun kralı. Birinci soru bu. Atar damar olmadığı için kalpten çıkmaz. Lenf dolaşımı dokulardan, organlardan kalbe doğru olur. Birinci kural budur. İkinci kural. İki tane damarı var. Lenf kılcalları ve lenf toplar damarı. Lenf kılcalları, lenf kılcallarının uçları kapalıdır. Bak kapalı olmak zorunda zaten. Hani atar kan damarla birleşmiyor ya. Bir damarı kapalı olacak. Sadece dokudan işte kalbe doğru gidecek, tamam mı? Bir damar ucu kapalı, bir kere onu da öğrendik. Üçüncüsü, bak şimdi abicim, atar kan damarı olmadığı için, atar yani arterleri olmadığı için, atar kan damarları olmadığı için buradaki dolaşım oldukça yavaştır abicim, tamam mı? Normal dolaşıma göre, lenf damarlarındaki dolaşım normal dolaşıma göre yavaştır. Fibrinojen olmadığı için geç pıhtılaşır. İçinde al yuvar olmadığı için beyaz renklidir. İçerisinde bol miktarda B lenfosit vardır. B lenfosit olgunlaştığı yerler, anladın mı? Bol miktarda antikor, B lenfositler vardır. Vücudun savunmasında görevli. Lenf aynı zamanda, daha 5 dakika önce öğrettim, ödem oluşumunu engeller. Eğer ki ödem varsa lenf kılcallarında, toplarlarda bir tıkanıklık söz konusudur. Aynı şekilde bak abicim, lenf toplarlarındaki madde taşınması aynen toplar kan damarlarında olduğu gibidir. Yani bunların da lenf toplarlarında kapakçık bulunur.
Bir, iskelet kaslarının kasılmasıyla, damarların kasılmasıyla, aynı zamanda buradaki negatif emme kuvvetiyle ve göğüs basıncıyla lenfteki buradaki kan, yani ak kan dediğimiz kan dokulara doğru, kalbe doğru, dokulardan kalbe doğru taşınır. Aynen toplar kan damarında olduğu mantık. Lenflerlerde de kapakçık var, sakın unutma. Lenf damarlarında da kapakçık var, sakın unutma. Tamam mı abicim? Atar kan damarı olmadığını unutma. Ondan sonra alyuar bulunmuyor, unutma. Efendime söyleyeyim, fibrinojen bulunmuyor, unutma. Geç pıhtılaşır, yavaş hareket eder. Kılcallarla emer, yavaş yavaş hareket eder. Tamam mı abicim? Lenfler bunlar, lenfler bunlar. Lenf kılcalları, damarları bunlar gördüğünüz üzere. Şuradan da lenf düğümlerine geçeceğim. Bak şimdi, burayı çok iyi dinle. Lenf damarlarının bulunduğu iki tane yolak vardı. Daha fazla yol var da, çok fazla yol var da. Bizim bileceğimiz iki tane. Yoksa lenf düğümü her yerde var. Bak her yerde var, tamam mı? Lenf düğümleri her yerde var. Ben sana lenf dolaşımının iki tane yolunu anlatıyorum. Tamam mı? İki tane yolu. Bak şimdi, şurası vücudun sağ tarafı. Tamam mı? Burası vücudun sağ tarafı. Burası vücudun sol tarafı. Kendine göre şöyle al, kendine göre kendini şöyle tut, göreceksin. Sol tarafın burası, sağ tarafın burası, tamam mı? Bak şimdi abi, banko test sorusu. Sindirim sisteminde anlatmıştım ben bunu, sindirim sisteminde anlatacağım, hatta size anlatmadım da anlatacağım yakında oradaki yolu. Burada bir kere değineyim, ondan sonra geçelim, tamam mı? Şurası senin bağırsakların, bak şurası senin bağırsakların, şurası da kalbin. Sindirim sisteminde emilim denilen olay vardı. Bak şimdi, bağırsaklardan önce lenf kılcallarıyla emilir, bak lenf kılcallarıyla emilir, şilomikron paketleri halinde yağlar ve yağda eriyen vitaminler, adek, tamam mı? Bunlar şilomikronlar şeklinde emilir. Önce Peke sarnıcı denilen yolağa gelir, tamam mı? Peke sarnıcından sonra göğüs kanalına gelir. Bak, göğüs kanalı denilen en büyük şeydir bu, damardır, tamam mı? Göğüs kanalında bulunan en büyük lenf damarıdır. Göğüs kanalından sonra sol köprücük altı, bak sol köprücük altı toplar damarına gelir. Ondan sonra üst ana toplar damara gelir. Üst ana toplar damardan da kalbin sağ kulakçığına açılır. Bak gördün mü? Kalbin sağ kulakçığına geliyor. Ne taraftan gelen bunlar biliyor musun? Bağırsaklardan gelenler ve vücudun sol tarafından gelenler. Bak gördün mü? Vücudun sol tarafından gelenler ve bağırsaklardan gelenler, aynı zamanda bacaklarda sağ ve sol bacaktan gelenler. Bak, bacaklarda ayrım yoktur. Vücudun sağ tarafı veya sol tarafı diye ayırmazsın bacakları. Bacaklardan gelenler vücudun sol tarafındaki bu lenfatik yolla gelir. Vücudun sağ tarafından gelenler, direkt olarak işte vücudun, suratın sağ tarafı, kolun sağ tarafından gelenler, direkt olarak sağ köprücük altı toplar damarına gelir. Bak, direkt olarak vücudun sağ köprücük altı toplar damarına gelir. Sonra buradan, bak buradan üst ana toplar damara birleşir. Üst ana toplar damardan kalbin sağ kulakçığına gelir. Anladık mı? Yani bak, vücudun sağ tarafından gelenler sağ köprücük altı toplar damarına dökülüyor. Oradan üst ana toplar damar, oradan kalbin sağ kulakçığı. Bak, vücudun sol tarafından ve bacaklardan gelenler peke sarnıcı, göğüs kanalı, sol köprücük altı toplar damarı, üst ana toplar damarı ve kalbin sağ kulakçığına dökülüyor. İki tane lenf dolaşım yolu. Aha birinci yol, aha ikinci yol olmak üzere. Tamam mı? Şöyle yaparsak bir daha. Bak şöyle yaparsak. Vücudun sol tarafından gelenler. Şurada peke sarnıcı var. Şurada göğüs kanalı var. Şurada sol köprücük altı toplar damarı var. Şurası kalbimiz, tamam mı? Bak şurası kalbimiz. Şurada da üst ana toplar damarını bilerek buraya çizdim. Orada değil ama bilerek oraya çizdim. Tamam mı? Bak, sağdan ve soldan gelenler peke sarnıcı, göğüs kanalı, sol köprücük altı toplar damarı, kalbin sağ kulakçığı. Bak, vücudun sağ tarafından gelenler sağ köprücük altı toplar damarında toplanıyor. Önce üst ana toplar damara, sonra kalbin sağ kulakçığına. Yani vücudun sağ ve vücudun sol ve sağ tarafından gelenlerin ilk karşılaştığı yerin üst ana toplar damarı olduğunu sakın unutma. Tamam mı abicim? Bak, lenf yollarında vücudun sağından, solundan ve sağından gelenlerin ilk karşılaştığı yerin üst ana toplar damarı olup oradan kalbin sağ kulakçığına döküldüğünü sakın unutma abicim. Al sana güzel bir şekilde lenfatik yolları da vermiş olduk. Tamam mı? Lenfatik yollarımız bunlar işte. Gördüğün gibi vücudun sağ tarafından ve sol tarafından
toplanan kan dolaşıma katılmış oluyor. Böylece de ödem azaltılmış oluyor. Ne şekilde geldiğini de gördünüz abicim. Sol taraftan gelenler peke sarnıcı, efendim söyleyeyim göğüs kanalı, ondan sonra sol köprücük altı toplar damarı, sol köprücük altı toplar damarı, ondan sonra kalbin üst ana toplar damarı ve kalbin sol kulakçığı şeklinde geliyor. Tamam, sağ kulakçığı şeklinde geliyor. Bak, bunlar da lenf düğümleri. Şimdi arkadaşlar, lenf sisteminde dediğim gibi bir lenf damarları vardı söyledik. Kılcal ve toplar damarı söyledik. Toplar damarında kapakçık olduğunu söyledik. Kılcal kan damarının ucunun açık olduğunu söyledik. Kapalı olduğunu söyledik. Dolaşımın her zaman için, bak dolaşımın her zaman için dokudan kalbe doğru gittiğini söyledik. Yavaş aktığını söyledik. Geç pıhtılaştığını söyledik. Beyaz olduğunu söyledik. Çünkü al yuvar yok. Bunlarda ak yuvarlar var dedik. Tamam mı? Aynı zamanda fibrinojen yok. Geç pıhtılaşır dedik. Bak bir de lenf düğümleri var. Bak lenf düğümleri mikropların süzüldüğü yerdir arkadaşlar. Orada mikroplar süzülür böyle. Dönem dönem oralar şişer böyle. Mesela bademcikler birer lenf düğümleridir. Tamam mı? Bademcikler lenf düğümleridir. Aynı zamanda boyunda da vardır aynı şekilde lenf düğümleri. Dalak bir lenf düğümü şeklinde geçer. Büyük bir lenf düğümü. Bak kasık bölgesinde vardır lenf düğümleri. Koltuk altlarında vardır lenf düğümleri. Dönem dönem şişebilir. Şişmesi hastalık belirtisidir. Bir enfeksiyon belirtisidir. Ona göre tedavi meydana gelir. Ama lenf düğümü sadece buralarda yok. Bak bir sürü yerde lenf düğümü var. Bir sürü yerde lenf düğümü var ama belirgin olarak söylenen genellikle bunlardır çocuklar, tamam mı? Gördüğünüz üzere bak, koltuk altında, kasak bölgesinde dalak bir lenf düğümüdür, boyunda bulunuyor, bademcikler bir lenf düğümüdür. Lenf düğümleri mikropların süzüldüğü yer, aynı zamanda antikorların veya işte ak yuvarların üretildiği yerler, tamam mı? Salgılandığı yerler. Mevzu bu kadar basittir. İşte lenf düğümleri de bunlar. Yani lenf sistemi hem bizim bağışıklık sistemimizde önemli görevi var. Ak yuvar meydana getiriyor. Antikor ak yuvar meydana getiriyor. B lenfositlerin olgunlaştığı yerlerden bir tanesi. Taşındığı bölgeler. Aynı zamanda ödem oluşumunu engelliyor. Aynı zamanda bak bağırsaklardan hani geldin sen yağları güzel bir şekilde yedin. Bu yağların emilimi, yağda eriyen adek vitaminlerin emilimi lenflerle olur. Lenflerle olur. Yani o zaman sindirim sisteminde görevli, emilimde görevli, bağışıklık sisteminde görevli, dolaşım sisteminde görevli. Görüyor musun? Lenf sistemi gerçekten çok önemli bir sistemdir arkadaşlar. Bak unutmayın sakın da şu lenf yollarını ezberleyin. Sindirim sisteminde de zaten işimize yarayacak. Bunu da ezberleyin. Vücudun sağ tarafından gelenler önce gördüğün gibi sağ köprücük altı toplar damarı, üst ana toplar, kalbin sağ kulakçığı. Sol tarafından gelenler ve bacaklardan gelenler aynı yerden. Peke göğüs, sol köprücük altı toplar damarı, üst ana toplar damarı, kalbin sağ kulakçığı olmak üzere dizilimi meydana gelmiş oluyor. İşte lenfler de bu kadar arkadaşlar. Lenfler de bu kadar. Güzel bir şekilde onu da anlattık. Şimdi geldik artık kan hücrelerini anlatmaya, tamam mı? Kan hücrelerini anlatmaya geldik. Bak şimdi arkadaşlar, önce şu al yuvarları, ak yuvarları, trombositleri güzel bir şekilde anlatayım. Ondan sonra da direkt olarak şu bağışıklık sistemine hızlı bir şekilde dalacağız, tamam mı? Önce şu şeyden bir bahsedelim. Şu plazma serum farkını bir öğrenin çocuklar. Şu plazma ile serum farkını bir öğrenelim. Plazma nedir? Serum nedir? Bak hep gelir. Ne yaparsın biliyor musun? Şöyle iki tane tüp var. Böyle kan tüpleri vardır. Hastanede bol miktarda sen almışsındır. Kan aldırmışsındır. Onlar böyle farklı farklı tüplere koyarlar. İşte içerisinde farklı maddeler vardır. Koagülasyon tüpleri vardır. Ne bileyim işte kan tayininde kullananlar, belirli hangi özelliği ölçüyorsan onunla alakalı içerisinde maddeler var, tamam mı? Birisi pıhtılaştırır, birisi pıhtılaştırmaz falan şeklinde. Bak şimdi plazma ile serum arasındaki fark şudur. Plazmada pıhtılaşmamış kan. Bak burada plazmada pıhtılaşmamış kanı alıyorsun. Bak alıyorsunuz, plazmada pıhtılaşmamış kanı alıyorsun. Güzelce tüpün içerisine koyuyorsun. Sonra bunu santrifüj ediyorsun. Bir cihaza koyuyorsun. Böyle deli gibi döndürüyor. Ve ağırlığı büyük olan maddeler dibe doğru çökmeye başlıyor. İşte bak bu işleme santrifüj diyoruz. Sen pıhtılaşmamış kanı aldın. Santrifüj ettin. Belirli süre sonra bir bakıyorsun. Böyle bu tüpün alt tarafı böyle ağır maddeler alt tarafa çökmüş. Bunlara al yuvarlar diyoruz. Eritrositler diyoruz. Kan hücreleri. Neden biliyor musun? Çünkü yapılarında bunların demir var. Hemoglobin taşıyorlar ya. Ağırlıktan dolayı böyle aşağıya doğru gelip çökmüş durumdalar. En altta bulunan al yuvarların olduğunu biliyorsun. Sonra bir bakıyorsun. Bunun hemen üzerinde şurada lökositler var. Yani ak yuvarlar var. Ak yuvarlar
kalıyor. Şurası zaten %45'lik kısmı. Geri kalan kısım şurası %55'lik kısmı. Bak bir bakıyorsun şu üst tarafta kalan kısma plazma kısmı deniyor. Tamam mı? Bak plazma kısmı bu. Kan hücrelerinden ayrılmış olan kısımdan bahsediyoruz. Tamam mı? Bak burada neler var? Kan proteinleri var. Albüminler var. Globülinler var. Amino asitler var. Glikoz var. İyonlar var. Vitaminler var. Hormonlar var. Tamam mı abici? Bak en önemlisi fibrinojen var. Fibrinojen var. Bak plazmada fibrinojen bulunur. Plazmada fibrinojen bulunur. Çünkü pıhtılaşmamış kandır. Fibrinojen pıhtılaşmayı sağlayan yapıdır. Pıhtılaşmasına izin verilmedi. Anladın mı? O yüzden plazmada fibrinojen bulunacak banko test sorusudur. Ama geldim. Bak seruma geldim. Bu sefer pıhtılaşmış kanı, bak çakal nokta burası. Pıhtılaşmış olan kanı alıyorsun. Santrifüj ediyorsun. Gene burada çökelmeler meydana geliyor. Bileceğin tek şey pıhtılaşmış kan da, yani serum denilen bölgede. Bu sefer bunun üstünde kalan kısma serum deniliyor. Serum kısmında fibrinojen olmaz olmaz banko test sorusudur. İşte plazma ile serum arasındaki en temel fark budur. Serum da fibrinojen bulmaz çünkü pıhtılaşmıştır. Fibrinojen burayı pıhtılaştırmıştır. Görevini yapmıştır. Anladın mı? O yüzden serumda fibrinojen bulunmaz. Plazma kısmında fibrinojen bulunur abicim. Bunu bileceğiz, tamam mı? Bakın öğrencilerin en çok karıştırdığı yerlerden bir tanesi buydu. Bunu hallettik, tamam mı? Bunu kafaya soktuk. Pıhtılaşmamış kan, pıhtılaşmış kanda fibrinojen olmaz. Pıhtılaşmamış kanda bulunur, tamam mı? Bunu güzel bir şekilde öğrettik. Farkını gösterdik. Şimdi gelelim kan hücrelerine. Bir al yuvarlar var. Bak ak yuvarlar var. Bir de ne var biliyor musun? Trombositler var. Şimdi bir kere şunların mantığını güzelce bir anlatalım, tamam mı? Al yuvarlar dediğimiz zaman kırmızı kan hücrelerimiz, tamam mı? Bak al yuvarların görevine oksijen ve karbondioksit taşımak. Dokulara oksijen taşımak. Dokulardan karbondioksit alarak gelerek taşımak. Al yuvarlar yaklaşık olarak 4 bayan kadında 4,5 milyon, erkekte 5,5 milyon civarı al yuvar bulunuyor. Görevi oksijen ve karbondioksit taşımak. Al yuvarlarının en önemli özelliği şu. Olgun al yuvarlar çekirdeklerini ve organellerini yitirmiştir. İçi bomboştur. Her tarafı oksijenle doldurur. Her tarafı, daha fazla oksijen doldurabilmek için al yuvarlar çekirdeklerini ve organellerini yitirmişlerdir. Banko test sorusu. Enerji üretmiyor mu bunlar? Nasıl taşıyacak? Üretecek. Neyle biliyor musun? Fermantasyonla. Laktik asit fermantasyonuyla veya glikolizle diye sorularda gelir. Ama bunlar da fermantasyon yapar. Laktik asit fermantasyonu yapar. Ortamda laktatı arttırır. Tamam mı? İşte bu laktik asit de bunları yok edecek zaten daha sonradan. Tamam mı? Mevzu bu. Al yuvarlar dediğimiz gibi ömürleri 120 gün kadar. Tamam mı? Çok fazla değil. Çünkü bu laktik asit bunları perişan ediyor. Tamam mı abicim? Bak. Al yuvarlar kırmızı kan hücrelerimiz. Anne karnında, daha sonra doğdun, embriyonik dönemde karaciğer tarafından meydana getiriliyor. Anne karnında da, fetal dönemde de, embriyonik dönemde de karaciğer tarafından meydana getirilir. Hatta 3 yaşına kadar karaciğerin bayağı bir görevi vardır. Ondan sonra kırmızı kemik iliğinde meydana getirilir. Al yuvarlar daha sonradan kırmızı kemik iliğinde meydana getiriliyorlar. Tamam mı abicim? Şimdi bu al yuvar hemoglobin miktarı arttırılabilir. Bak bu al yuvarın hemoglobin miktarı arttırılabilir. Nasıl arttırılabilir? Bir, bak bu değişiklik gösterilebiliyor. Mesela bak gördün mü? Erkek kadın arasında fark vardır. Çocuk yaşlı arasında fark vardır. Hemoglobin miktarı, al yuvar miktarı veya yükseklik alçaklık, yani rakımda önemli özellik vardır. Mesela yükseklere çıktığın zaman oksijen miktarı azalacaktır. İşte orada var olan oksijeni arttırabilmek için bol miktarda al yuvar yapımı gerçekleştirir. Tamam mı? O yüzden sporcular, özellikle maraton koşucuları böyle çıkarlar idmanlarını, hep çalışmalarını hep yüksek yerlerde yaparlar. Al yuvar sayılarını arttırırlar. Normal deniz seviyesinde koştukları zamanlarda 10 numara o al yuvarlar daha fazla oksijen taşıyacağı için daha güçlü olurlar. Nereden baksana 2-3 ay bunları idare eder. Sporcuların kamp yaptığı yerler hep yüksek yüksek yerlerdir. Nedeni budur. Al yuvar sayısının arttırılması. Yani yükseklere çıktığın zaman oksijen azalır. Al yuvar sayısı artar. Cinsiyet önemli. Yaş önemli. Bulunduğun mevki, yer önemli. Tamam mı? Nerede idman yaptığın önemli.
Fermantasyon yaptıklarını öğrendiniz. Fermantasyon yaptığını öğrendiniz. Kimlerin ürettiğini öğrendik. Fetal dönemde, embriyonik dönemde, anne karnında, karaciğerde, daha sonra karaciğerde. 3 yaştan sonra artık nereye geliyor abicim bu? Kemik iliğine, kırmızı kemik iliğine geliyor abicim. Tamam mı? Al yuvarlarla alakalı bir şurada bir dursun. Al yuvarlarla alakalı bir dursun. Şimdi bir kan gruplarından bahsedeyim. Tamam mı? Şu kan gruplarından bahsedeyim. Şimdi al yuvarların bir görevi de kan gruplarını belirlemektir. Bak bir daha söylüyorum. Al yuvarların başka bir görevi de kan gruplarını belirlemek. Şimdi çok iyi izle burayı, tamam mı? Bak 4 tane kan grubumuz var. A kan grubu, B kan grubu, AB kan grubu ve sıfır kan grubu olmak üzere 4 tane kan grubumuz var. Bak şimdi abiciğim. A kan grubu dediğimiz kan grubunda neden A kan grubu dediğimizin nedeni şu. Çünkü bunların al yuvarlarının üzerinde yani eritrositlerinin üzerinde A proteini bulunmakta. Tamam bak A proteini bulunmakta. Şurada proteini bulunmakta. Tamam A proteini. Şimdi proteini siliyorum. Protein kelimesinin yerine antijen kelimesini koyuyorum. Yani A kan grubunda demek ki A antijeni olduğu için ben A kan grubu diyorum. Bak B kan grubunda o zaman B antijeni bulunacak. Doğru mu? Bak AB kan grubunda hem A hem de B antijeni bulunacak. Sıfır dememizin sebebi ne biliyor musun? Antijen bulunmaması. Olay bu kadar basittir. Bak gördün mü? Kan gruplarını nasıl belirledik? A kan grubunda ne varmış? A antijeni. A kan grubu. B kan grubunda B antijeni. Al sana B kan grubu. AB kan grubunda AB antijeni. Sıfır kan grubunda antijen yok. Ve şimdi elime çok iyi bak. Bak bu antijen. Bu antikor. A antijeni A antikoruyla birleşir. Antikor antijeni yapıştırır. Çökeltir, öldürür, götürür. Bak mantık bu, tamam mı abicim? Bir daha söylüyorum. A antijenini A antikoru tutar, yapıştırır, aşağı doğru çeker, öldürür. Mantık bu. Çökelme meydana getirir. O zaman A kan grubu bir insanda hemen yorum yapıyorum abicim. A kan grubu bir insanda A antijeni varsa bunda A antikoru olsaydı kendi kendini çökeltirdi. O yüzden bunda B antikoru var. O yüzden sen A kan grubu bir insana B kan grubu kan verirsen B antijenini B antikoru çökelteceği için bu insanda ölümle sonuçlanabilir. Anladın mı? Çökelme, fıtı oluşumu meydana gelebilir. Bak ana mantık bu. Anladık mı? Ana mantık bu. Geldim. B kan grubunda o zaman hangi antikor bulunacak? A antikoru bulunacak abicim. Kendisini çökeltmesin diye. A antikoru. Şimdi AB kan grubu. Abi AB kan grubunda antikor olsaydı kendisini çökeltmez miydi? Hangisi olursa olsun. O yüzden AB kan grubunda antikor yoktur arkadaşlar. Ama sıfır kan grubunda hem A antikoru hem de B antikoru vardır. O yüzden AB kan grubu genel alıcıdır. Bak genel alıcı, genel alıcı. Herkesten kan alabilir. Çünkü antikor yok. Antikor yok. Çökeltmez. Mevzuyu anladık mı? Bak mevzu bu kadar. AB kan grubu genel alıcıdır. Herkesten kan alır. Çünkü antikoru yok. Bak sıfır kan grubu da genel vericidir. Antijeni olmadığı için kimse de hastalık meydana getirmeyeceği için herkese kan verebilir. Olayı anladık mı abicim? Bak olay bu kadar basit. Olay bu kadar basit. AB kan grubunda antikor olmadığı için herkesten kan alır. Buna genel alıcı denir. Sıfır kan grubunda da antijen olmadığı için karşı tarafta çökelme meydana getiremeyeceği için herkese kan verebilir abicim. Bak sıfır genel verici, AB genel alıcıdır. Mantığını anlamışsınızdır. Geldim RH'a. Bak geldim RH'a. Arkadaşlar RH negatifte, RH negatif, hadi böyle göstermeyeyim, kalıtım olarak göstermeyeyim. RH negatif, RH pozitif. Bak RH negatifte, RH negatifte antijen yoktur. Al sana sorunun kralı. Yani RH negatifi herkese verebilirsin. RH negatifi herkese verebilirsin. RH da bir çeşit proteindir kan gruplarında, tamam mı? Kan alım veriminde önemlidir. RH'a da bakılır. Sadece AB sıfıra değil, RH'a da bakılır, tamam mı? Bak şimdi RH negatifte antijen yoktur. Yani karşı tarafta hastalık meydana getirmez. O yüzden sıfır RH negatifi herkese verebilirsin abicim. Tamam mı? Sıfır RH negatif herkese kan verebilir. Ama RH pozitifte antijen vardır. Bak sakın unutma. RH pozitifte antijen vardır. Ve RH antijenine karşı oluşturulmuş antikor anti-D'dir. Yani antikor D'dir. Yani aldın kan. Kanın üzerine antikor D'yi damlattın. Eğer çökelme meydana geliyorsa bu kesinlikle RH pozitif olduğunu gösterir. Tamam mı? Antikor D antijenle etkileşecek. Eğer antikor D'yi damlattın çökelmedi kesinlikle RH negatiftir. Çünkü bunda antijen yok. Anladık mı? Antikor D
RH'ın olup olmadığını gösteriyor. Antikor D'yi damlattığın zaman çökelme varsa RH pozitiftir. Damlattığın zaman çökelme yoksa RH negatiftir. Çünkü RH negatifte antijen yok. Sıfır RH negatifi herkese verebilir. Herkese verebilir. AB kan grubu genel alıcı, sıfır genel vericidir. Mantığını anlamışsındır. Tamam bak. Ana mantığı bu. Anlamadıysan al videoyu geriye azıcık. Bir daha izle bak anlayacaksın o zaman. Tamam mı abicim? Hiçbir şey yok. Atla deve değil. RH'da da. RH negatifte antijen yok. RH pozitifte antijen var. RH pozitifte antijen varsa antikor D ile çökelebilir. Bitti bu kadar. Tamam mı abicim? Kan gruplarını da söyledik. Şimdi geldik ak yuvarları anlatmaya. Arkadaşlar ak yuvarları ve bağışıklık sistemi elemanları, ak yuvarları, trombositleri, bağışıklık sistemi elemanlarını bir sonraki videoda anlatacağım. Bir sonraki videoda anlatacağım. Muhtemelen yarın çekip atmış olurum arkadaşlar. Tamam mı? Artık bunu da çünkü video bayağı bir uzadı. İyice sıkılmayın artık. Tamam mı? Bir sonraki videoda ak yuvarları, bak bir sonraki videoda ak yuvarları anlatacağım. Ondan sonra trombositleri anlatacağım. Burada tıkaç oluşturacağım. Çünkü son derece önemli. Böyle hızlı anlatmak istemiyorum. Yavaş yavaş anlatayım. Güzel bir şekilde kafanızda kalsın. Ondan sonra da bağışıklık sistemini anlatacağım. Bağışıklığı anlatacağım. Savunmanın birinci hattını, ikinci hattını, üçüncü hattını anlatacağım. Son derece önemli yerleri anlatacağım. O yüzden bunları yarın atacağım arkadaşlar. Bu videoyu bugün atıyoruz. Yarın da dolaşım sisteminin ikinci videosunu atmış olacağız. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olun mutlaka. Ve yorum istiyorum arkadaşlar. Sizden yorum istiyorum. Sadece izleyip gitmeyin. Lütfen beğeninizi ve yorumunuzu yapın arkadaşlar. Tamam mı? Hadi bakalım. Bir sonraki videoda tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.